Değerli izleyenler, düğümü çözecek. Evet, Sayın Aliyev. Sayın Aliyev'in Putin'le yaptığı bu anlaşma bir anda gece ansızın gerçekleşti. Herkesin tabii ki merak ettiği husus şu idi. Türkiye'nin de haberi var mı? Türkiye'nin bu planı onayladığını düşünmüyorum. Ama Aliyev'in bu planı onayladıktan sonra Türkiye eğer buna muhalefet etse, Aliyev muhtemelen Türkiye ile direkt köprüleri atabilirdi. Türkiye bu durumu gördüğü için Türkiye gelecek vadede Ruslara orayı tamamen bırakmamak adına strateji güdüyor. Sayın Aliyev'in halka açık konuşmalarında Hankendi, Hocalı, Hocavent ve Adere için bir açıklama yapması gerekiyor. Öyle ki Adere hattından Azerbaycan mevzilerine, şehirlerine yapılan sayısız saldırıdan Sayın Aliyev'in de haberi var. Bu kadar saldırı varken, özellikle bu kadar yoğun strateji neticesinde durumlar tehdit altındayken şehirlerimiz, Dağlık Karabağ'da özellikle Adere'nin de Ermenilere bırakılmasını andıran görüntüler kamuoyunda tepkiye neden oluyor. Sayın Aliyev'in artık bir açıklama yapması gerekiyor. Özellikle Putin'in Aliyev'e bakışları hiç de normal değil. İşte Moskova'da Aliyev'i Putin böyle karşılıyor. Ve 11'inde Aliyev'in Moskova'ya gideceği iddia ediliyor. Evet, Aliyev'in 11 Ocak'ta Moskova'da olacağı iddia ediliyor. Bu yüzden Aliyev'den ek anlaşmalar istediği de gelen bilgiler arasında. Putin'in Sayın Aliyev'den ek anlaşmalar istediği, yani ek tavizler istediği de dendiği gibi bilgiler arasında. Şimdi soruyorum size. Aliyev'in 11'inde eğer gidecekse, gelen haberler öyle, giderse eğer bu Azerbaycan'ın aleyhine olmaz mı? Kendisi yaptığı bütün anlaşmayı ben hazırladım diyecek kadar ileri gidip sadece onlara imza attık diye demek kalmış gibi bir açıklama yaparken Aliyev'in Rusya'ya hayır diyememesinin altındaki neden nedir? Türkiye ve Pakistan gibi dengeleme güçleri ortada var iken, sahada büyük bir başarı kazanılmış iken, artık Azerbaycan'ın gereken ağırlığını koyup bu gidişe dur demesinin zamanı değil midir? Özellikle Türkiye'nin belli bir yönde Rus emperyalizminde ezilmesini engellemek, Azerbaycan'ın artık dünya ile bütünleşen çok daha demokratik ve önemli atılımlara imza attığı bir dönemin oluşması için adım atarken, Aliyev'in özellikle Putin'e bu Dağlık Karabağ konusundaki verdiği sözlerin tam ne olduğu, oradaki kaotik durumun neden kaynaklandığını, Aliyev'in bir halk konuşmasına katılıp açıklamasının zamanı değil midir? Her şey ne güzel başlamıştı. Karabağ'da başarılar geliyor, hepimiz seviniyor, hop oturup hop kalkıyor. Paşinyan'a verdiği özellikle ayarlardan dolayı Sayın Aliyev'e teşekkür ediyorduk. Ama ne var ki bunlar kısa sürdü. Hankendi alındıktan sonra rahatlayacağız. Adere ve Hocavent hızla düşecek ve oradan da hızlı bir şekilde Laçin şehir merkezini alarak işi bitirecektik. Yani keyfimiz yerindeydi. Aliyev'in de tüm Karabağ'ı kurtaracağız açıklamaları, evet, farklı bir havaya sokmuştu bizleri. Ama ne var ki helikopter olayı evet işe un serilmesine, yani bu ipe un serilmesine neden oldu ve bizim moralimizi bozdu. Aliyev zafer kutlamaları gerçekleştirdi. Cebrail'e gitti, Kahf Füzuli'ye gitti, Kubatlı'ya gitti ve bu bölgelerde bayraklar öptü ve askerlerle sağ yumruğunu kaldırarak Karabağ Azerbaycan dedi. Şuşa'ya yol çekileceğini de söyledi. Ama geçen açıklamasını sizlere ifade ettim. Dedim ki Aliyev'in özellikle Şuşa'ya artık Hankendi ve Laçin üzerinden gitmek zorunda kalmayacaksınız sözleri
Laçin şehir merkezi ile Hankendir'in verildiğini andıran bir düşünceydi. Bunu zaten kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildi. İşte değerli izleyenler, Putin'in Aliyev olan kıskacığı ve Aliyev'in de Rusya ile olan çekincesi her zaman dillere destan olmuştur. Sayın Aliyev'in özellikle devletler arası politikada denge siyaseti güttüğünü bilmekteyiz. Ama Karabağ'daki durum iyice zıvanadan çıkmıştır. Evet, Karabağ'daki durum iyice zıvanadan çıktığından dolayı artık bu durumlara karşı bir refleks beklemekteyiz ve Azerbaycan halkının sabrı da kalmamıştır. Özellikle Rusya'da bir gazetenin veya bir medya kuruluşunun düzenlediği ankette Aliyev Putin'i de geçerek birinci sıraya yerleşmiştir. Acaba Rus halkının Aliyev olan sevgisi bu seçimde nedendir veya bu bir gazetenin oyunu mudur? Bu gibi tabii ki durumlar özellikle Aliyev'in Türk halkının yani Azerbaycan halkının isteklerini ve beklentilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Putin bu konuda Aliyev'le ne görüşmüştür ve Hankendi'deki son durum nedir? Özellikle Türkiye'nin bu konudaki tepkisi ne olacaktır? Putin'le Aliyev aslında Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin çizelgesi veya yönünü mü belirlemektedir? Bu gibi durumlar hepimizi ilgilendiriyor. Bu gibi durumlar çok önemli bir yer teşkil ediyor. Evet değerli izleyenler, bu önemli süreçte. Çünkü Karabağ'da sevincimiz kursağımızda kaldı. Karabağ'da tam iş bitti dediğimiz anda yapılanlar sevincimizi kursağımızda bıraktı. Bunları demek zorundayız. Evet, bazı arkadaşlar diyorlar, çok gerçeklere haykırıyorsun. Haykırmak durumundayım. Evet, haykırmak durumundayım. Çünkü artık Putin'in Azerbaycan üzerindeki bu hegemonyası bitmelidir. Artık Rusya'nın Azerbaycan'ı, evet değerli izleyenler, artık bir nevi sömürmesinin önüne geçilmelidir. Bozuk ve işe yaramayan, evet, milyonlarca dolarlık Rus silahının Azerbaycan'da işi yoktur. Bunu söylemek istiyorum. Bu kadar önemli bir dönemeçten geçerken Aliyev'in artık 11'inde yapacağı gezide özellikle Türk halkının, Azerbaycan halkının tabii ki bu konuda tereddütlerine yer vermektedir. Bakü'deyken böyle şartlara imza atan, evet, şu bakışı olan Putin'in özellikle yaklaşımında hangi imzalar atar diye tabii ki büyük bir tedirginlik vardır halkta. İşte bu yüzden Aliyev'in acilen halka hitap etmesi, Dağlık Karabağ olayını açıklaması, artık dünya eski dünya değildir, artık sabrımız taşmıştır, Ermenilerin oyunları bizleri bıktırmıştır, artık adım atma zamanıdır. Türkiye'nin tepkisi de bundan sonraki süreci zaten belirleyecektir. Evet değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.